Van'ın Başkale ilçesinde 7 Haziran 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi eski belediye başkanı Hecer Sarıhan, KCK üyeliği davasında gözaltına alındı. 9 Haziran 2012 yılında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan Sarıhan, KCK davasından tutuksuz yargılanması devam etti. 2018 yılında örgüt üyeliği suçlamasından cezası onanan Sarıhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 5 yıl tutuklu bulunan Sarıhan, cezasını tamamlaması nedeniyle tahliye edildi. Ayrıca dün bir tahliye haberi daha geldi. Hakkari Belediyesi eski eş başkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi, 10 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edildi. Hakkari merkezde 14 Ağustos 2015'te yapılan öz yönetim açıklamasına katıldıkları için gözaltına alınan Hakkari eski belediye eş başkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi 23 Ağustos 2015'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Mart 2016'da devletin birlik ve beraberliğini bozmak iddiasıyla Hatipoğlu ve Çiftçi'ye 15'er yıl ceza verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eş başkanlar ve birlikte yargılandıkları 8 kişi hakkında verilen cezaları bozdu. Yeniden yapılan yargılamada 26 Ocak 2018'de belediye eş başkanlarına 11 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Eş başkanların avukatları makul sürede yargılanma, 100-150'lik ilkesiyle kişi hürriyeti ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, eş başkanların duruşmada hazır edilmemesini adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirerek açıklanan gerekçelerle yeniden yargılama kararı verdi. Dosya, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderildi. AYM'nin adil yargılama hakkı ihlali sonrası yeniden yargılanan Hakkari Belediyesi eski eş başkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'ye 11 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Yaklaşık 10 yıldır farklı birçok cezaevinde olan eş başkanlardan Hatipoğlu, Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden, Çiftçi ise Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevinden tahliye edildi.